vefat ettikten sonra Meydan Mahallesi'ne geldi. Evet. Biz altı kardeşik, üç oğlan. Evet. Bu mesleğe daha evvel de başka mesleğin varmış çünkü besinler değişik meslek yaparlar. Oradan oraya geçiyorlar. Şimdi bu babadan mı yoksa kendin sonra mı başladın? Yok, babadan başladım. Evet. İstanbul'da çalıştım. Evet. Malatya'da, İzmir'de çalıştım. Sonradan 7 sene devlet hastanesinde kaldım. Ondan sonra istifa verdim, çıktım, geri aynı mesleğime döndüm. Şimdi Besin'desin. Besin'lik. Peki kaç çocuk var? 6 tane çocuk var. 3 kız, 3 oğlan. Okuyanları var mı? Yok, birisi memur, devlet memuru. Evet. Birisi İstanbul'da. Evet. Ayakkabıcı. Evet. Bir de o tuvaletlikçi askerde. Peki. İkincisi şu. Bu Besin'den millet niye göç etti ya? Bu aşağı şehirden buraya geldik. Buradan, buradan da yine millet göçtü. Niye göçtü? Senin fikrin nedir? Memleketin iç sahası olmamasından fakir adamlar mecbur oldu gurbetelle göçmeye. İstanbul, evet. Uşak, İzmir, evet. Ondan sonra Mersin, Adana, evet. Antep, evet. Buralara göçtü. Peki sen böyle gurbete gittiğin zaman sana da dediler mi sırtına yadırgı yorgan değmiş? Tabii, evet. Peki bu doğru mudur, evet. Yanlış mıdır? Bu dışarı gidenlerin hepsi zengin oluyor. Bu yorgan nereden geliyor? Ben de diyorum. Evet. Şimdi yadırgı yorgan değil de kutlu yorgan örtünüyorlar. Değil mi? Tabii. O eskiden büyükler derlerdi ya. Sırtına yadırgı yorgan derdi senin. Diyor, artı sen gurbetten gelmezsin. Neyse. Peki ikincisi de şu. Biz Besinler olarak her şeyimiz mükemmel. Biz aslımız Türkmeniz. Biz kendi türkümüzü aşağı seyrede çalıyorduk, söylüyorduk. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi de biz aynısını bir Besliler folklor kurmak, oyununu, türküsünü çalacak bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Bunda maddi manevi katkıda bulunur musun? Valla maddi katkıda bulunmam ama hayır şimdi maddiyetten ziyade maneviyette mesela bir tanıdığın olur, iyi söyler. Tabii. Gelir gider, maaşlı çalışır. Tabii. Evet. Yani bu da bizim için fayda. İşte çok öyle söyleyenler, çalanlar mesela. Tabii. Yeni yetenler çoklar. Evet. Öyle bir şeyler. İşte bunları tavsiye etmek de bizim için bulup çıkarmak. Bunlar. Yani bu kişileri bize çıkarmak. Gözünü gör. Terezihan günler. Delaliyim böyle üstümüze başımıza bir turist elbisesi gerek. Ne bileyim? Turist belediye. Vallahi aynı şey gibi lan. Televizyon. Aynı film seyrediyor karşımda. Benim tavsiye bile aldı karşımda. Vallahi aynı televizyon seyretmiştim ha. Peki gideceğim diyor. Çekilsen de çıkarsın. Ekrandan çek. Ha düşme.
meraklısın. Aşağı şehirde lağabınıza kimler derler? Tarımın oğlu Bekir abi. İsmail'ler derler. İsmail'in oğlu Bekir abi. Evet. Peki bu mesleğe kaç yılında atıldın? Ne gibi değişiklikler yaptın? Mesleğe çünkü atılgandır. Hep işe dalar. Siz de ne gibi işler yaptın? Şey, kısadan bu güne kadar anlatabiliriz. Aşağı yukarı bu mesleğe ben çok kayırıyorum. 8 yaşındaydım başladığımda. Evet. Şimdi 65 oldu, 66 oldu, 68 oldu artık. 60 senedir mesleğim için. Değişik bir meslek yaptınız. Değişik bir meslek. Ben dokumacılık yaptım. Evet. Dokumacılık yaptım bir ara. Ha. 50'lerde. Böyle bir şeylerde dokumacılık. Peki berberlikten dokumacılığa, mesela kasaplıktan tekstile geçiyorlar. Ha. Bu besliler neden bu böyle atılganı? Nereden geliyor? Yılanın deliğine elini sokuyor demektir bilmediği işe. Tabii. Bunlar nasıl dalıyor bu işi? Cesareti nereden alıyor? İşte kendi kendinden alıyor. Kendi kendinden alıyor cesareti. Mesela nerede bir para kazanmak, 3-5 kuruş bir idare yolu bulmak için ona göre atılıyor kendi kendine. O meslekten o mesleğe, atılması. Babadan mücadele mi? Babadan tabii, babadan dededen kalmış mücadele. Peki ikincisi de şöyle bir şey soruyor. Bu besliden niye dağıldı ya? Besli işsizlik yüzünden dağıldı. Bir. İkincisi, bu aşağı şehir, yukarı şehir davası çıktığı zaman evet. Adam biraz gelip burada ev yaptıramadı. Evet. Ev yaptıramadı. Fakir olan fakirliğinden göçtü gitti. Çok evet. Zengin olan adam da zenginliğinden göçtü gitti. Başka yerden apartman alayım, ev alayım, daire alayım, yapayım, çatım diyerekten. Orta yolluları burada kaldı. Orta yolluları. Lütfen gazeteye bir şey gelmeyecek. Orta yolları burada kaldı böyle. Evet. Geri kalanlar da zaten göçtü gitti. Peki. Sonra ikincisi işsizlik bakımından evet. Gittiler buradan. Peki. Bir de şöyle derler, dışarı gidenlere, ben de gurbete gittim ya, sütüne yazdırdı yorgan ha, demiş, evet. Adam olmaz derler. Bakıyorum ki bu yorgan, kutlu yorgandan geliyorlar. Kutlu yorgan iyi Mercedes'ten oldu. Geliyor Besni'ye. Bunun yanlış ve doğru olduğunu sen de inanıyor musun? Tabii, yanlış olduğunu. Yanlış olduğunu. Evet. Yani Besni şey, halkı çalışkan, evet. Taşı sıkar, kul eder, ekmeğini yer, evet. Kimseye minnet etmez. Evet. Evet. Evet, ikincisi de şu. Bu camiler, bu mabetlerimiz ne güzel yıkanıyordu. Şöyle böyle 890 yıllık bir abideler yıkıldı gitti. Bugünlük değeriyle 4 milyar 5 milyar yeniden kurar. Neden yıkıldı? Neden? Kim ilgisizlikten mi? Neden yıkıldı acaba? Bu camiler, hamamlar. İşte, hamamlar, camilerin yıkılması aşağı şehirde benim bildiğim kadarıyla 3 tane hamam var. Evet. 3 tane. Bekirbey hamamı. Bekirbey hamamı. Hı. Tahtoba hamamı. Evet. Meydan hamamı. Evet. Denilirdi bu hamamların ismine. Aşağı yukarı 20'den fazla da cami var. Evet. 20'den fazla da cami var. Her mahallede birlikte camiler var. Tabii aşağı şehirde yukarı şehirde taşındığı için evet. Tabii aşağıda sahipsiz kaldı camlar, evet. Hamamlar. Mecbur yıkılmaya mahkum oldu. Evet. Haline de yıkıldı, ahli de yıkıldı. Taşını bu yukarı şehre çekti. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nahatten yapıldı. Zannediyorum 850 yılda birçok sarsıntı da geçirse de bir taşı düşmemiş. Düşmedi. Besni halkı aşağıdayken bir haliye düşmediyken. Düşmedi. Kim ihmal etti bunu? Demek ki Besni halkı diniyle ağrıyla, namusuyla bunları koruyordu. Tabii koruyordu. Evet. Demek Besni halkı gidince bu sahipsiz kaldı. Korunmaz oldu. Evet. Besni halkı yıkıldı. Gidince orada korunmaz oldu. Oradan eşekle gece çaldılar, evet. Götürdüler, kişilere sattılar. Çok. Öyle evet. Diyorlar, taşlarını, doğru mu? Taşlarını, evet.
taşların hakikaten de camileri. Hatta mezar taşlarını bile kırıp kullandıkları mezar. Doğru. Aa, şu karşıdaki kahve yapıldıydı oraya. Ortobar Camisi'nin nahatleri bu karşıdaki dükkanlarda yapıldı. Sonra geri yıkıldı, derdi petrosan yaptılar başka da. Siltahı buraya taşıdı o şeyler. Nehadler. Yani ilgisizlikten diyorsun. Peki. İkinci şıkta şu. Biliyorsun bizim beslenin aslımız Türkmen. Evet. Asya'dan belli. Metehan'ın yanında yer almış askeri, silah, dokuma, sanayi Türkmenlerin elindeydi. Evet. Çinliler set yaptı. Setin üstündeki askeri vurmak için bizim Türkmen yörüklerine dedi ki Metehan. Öyle bir ok yapın ki dedi, bunları burada vuralım. Hem oku yaptılar, ucuna da çivi gibi bir sivri şey taktılar. Ve zehirli ok diye vuruldu. Şimdi tabii o zamanın tabiriyle zehirli ok, tatonoza çevirdi, öldü. Şimdi böyle bir milletin adamı biz sadece Asya'dan buraya kadar getirmişiz. Evet. Sovyetler Birliği'nde araştırma yapılmış, ben ondan da aldım şeyinde. Türkler, bizim Türkmenler 1 santimden 4 santime kadar keçe yapmışlardır. Her türlü bakır, birçok işlemleri yapmışlardır. Demiri hem madenini işlemişler hem de yapmışlardır. Askerliği dünyaya bizler getirmişiz. Yani böyle bir milletin kültürü var iken, Türkmen varlığı var iken şimdi sokaklarla bir davul alan batı müziği bilmem ne deyip çıkıyor. Ben şimdi Beslilerin ahına, kültürümüz, geniş kültürüne ait bir folklor kurmak istiyorum. Folklor. Buna bütün Besliler'de sahip çıksın diyorum. Kendi müziğimizi, kendi sesimizi, kendi kültürümüzü çalalım. Bizi Batı'yı bilirsek de Batı bizim müziği çalıyor mu? Çalmıyor. Yine Batı'yı da bilelim ama evvela müziğimizi yaralım. Kendi bir şeyimiz. Ha, biz bu folklor ekibinde de Ahmet Arka. Peki bak, babanı dinledin. Sen başka bir meslek yaptın mı? Babadan kalma bu meslek. Dokumacılık yaptın. Peki. Nerede? Burada. Peki dokumacılığa atılırken acaba bir zarar edeyim diye bir düşüncen geçti mi? Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Dayım öğrenciye dönük oynadım. Fakat tutturamadım. Evet. Peki sana da soruyorum. Sen olsaydın Besli'yi genç olarak bugün nereye kurardın? Soruyorum sana. Ya Keysuray'ı kurardım ya da şeye doğru, Dündar Yassı'na. Evet, Dündar Yassı'na diyorsun. Güzel. Buraya kurmasının sebebi birkaç tanesi işte arazilerin burada olduğu için burada para evet. için değil, buraya getirerek vurdular. Yani bizi evet. sattılar daha doğrusu. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Evet. Şimdi benim de birçok yerden araştırdığıma göre Çat diye Kayarcı Zeytinlik var diye orada deva pınarından çıkar. Oraya Kayardı Çat'ıymış. Burada da Çat Gölü vardı. Belki bilmesin, babam bilir. Bu o Çat'ın ismini buraya yutturmuşlar. Öyle miydi? Doğru. Peki şimdi sen başka bir meslek yapmak düşünüyor musun? Aklından geçiyor mu? Senin çocuğun olsa ne yapmak istersin? Çocuklarda ne tavsiye edersin? Durumum olsa tabii 2 dakika yapmam İstanbul'a kaçacağım. İstanbul'a niye kaçacağım? Başka bir şeyler yaparım. Tabii. İş değiştirirsin, mücadele yaparsın. Bir de şu var, genç olarak. Besli halkı atılgan bir millettir yani. Şimdi şöyle bir şey var. Sana bir şey daha soruyorum. Ya dışarıdan müdahale etme. Şimdi biliyorsun burada büyük bir kap projesi var. Güney Anadolu'nun. Güney Anadolu'nun da en böyle atılgan bir milletiyiz. Bu kapta biz %35 payımızı kapmak için. Şimdi Besli'yi de yeniden kazandırmak için gerekse Gölbaşı, gerekse diyelim Kayardır. Burada bir yapılaşma olsa biz Besli'ler birleşelim diyorum. 5 vilayette varız. Bir Besli'ler vakfı kuralım. Büyük bir şirket. Besli'lere ev yapsın, iş yeri yapsın. Buyur İstanbul'da gel ağam, masrafını biz karşılıyoruz. Otur, kazan kazan bize öde. Böyle bir şirket olsa katkıda bulunur musun? Çok güzel olur. Memnuniyet de kabul ederiz. Katkıda da bulunuruz. Elimizde maddi manevi geldiği için. Bulunursun. İkincisi. Bir de folklor kurmak. Nasıl alacağım? Kalkın mı ya? Yok, geliyorum. Dur.